Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Liçe Sork üzerinde 5 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Sami. Biz de Filce 4 oynayalım. Dünkü kötü oyunlardan sonra bugün belki daha iyi bir şeyler yapabilirim diye umuyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. İtalyan açılışını oynadık. Klasik devam yolları şu an karşımızda. H3 oynayalım. Kaleye 1'i hazırlayalım. G4 karesini kontrol edelim. Kaleye bir geleyim mesela. At A5 gelmek istiyor olabilir. Ben A4 ile oynamayacağım. Ben klasik ana varyantları oynamak istiyorum. Fil C2. Fil C2 tamam. Sürerse alayım. Peki feda yapacak mı acaba? D4. Hayır. D4 belki şimdi. Planlıyoruz. Planımız D4 yapmak ve rakibim artık D4 yapmama izin verdi. Oynayacağım o yüzden. Atımızın macerasını tamamladıktan sonra D4 yaptık. D4 yapabiliyorsanız eğer genelde biraz üstünlük elde etme şansınız oluyor bu açılışta. 10 dakikalık oyun bulmak zor oluyor. 5 dakikalık oyun bulmak bile zor oldu doğrusu. O yüzden umuyorum ihtiyacı karşılar. File 3 yapmak istiyorum. Ardından belki vezir D2 olabilir. Hemen süre isem merkeze zıplıyor atı. Oradan kaldırmak kolay görünmüyor. Rakibim at G6 oynayacak. O yüzden file 3 oynayabilirim. Peki oynayalım. At G6. Belki vezir D2. Sonra kale D1. H6 karesine. Belki feda yapılabilir. Durum dediğim gibi biraz daha iyi olmalı. Çünkü rakip merkezde böyle bir harekete girmek zorunda ve bu da onun için her zaman çok iyi olmayabilir. Bir şey yapmak zorunda değilim bu arada. Vezir D2 oynayabilirim. Ancak D5, fil kaçıyor vezir D2. Sonra fil H6'yı almak istesem. Vezir H6. At G5. Hani ilginç görünüyor. Ama şeyden çekiniyorum. D5, vezir D2 oynarsam fil A5 yapıyor. Bundan biraz rahatsız oldum. O yüzden yine D5 oynayayım. Sonra vezir D2 oynamayayım. Vezir C1 oynayayım. Feda yapmak isteyebilirim diyeyim. Şaşı diye çünkü film oraya bakıyor. Biraz da o düşünsün. Normal devam yolu fil F4 olabilirdi. Rakibim bu tarafta oynamaya çalışacak. Evet şimdi feda yapabiliyor muyum acaba? Çünkü bunu yapmak istiyorum. Doğru değilse bile yapmak istiyorum bu fedayı. Ancak nasıl olur? Aldım aldı aldım. At E5, at G5. Yani çok emin değilim. İyi olmayabilir ama yapacağım. At H7, at H5. Rakibim vezir F6'yı saplamıştı ama sanıyorum bunu görmedi. Bu benim için iyi bir şey en azından. Evet, güzel kazandım. Buna sevindim. İsterseniz oyunu makine analizine verelim ama sonra inceleyelim. O inceleyeceğiz. Yanlış anlaşılma olmasın. Video sonuna kadar beklemeyen dostlarımız için bunu videonun sonunda gözden geçireceğimi söylemeliyim. 5 dakikaya tıklayayım. Bir oyun daha gelirse çok iyi olur. Evet, aynı rakibim geldi. Ben aslında aynı rakibimle oynamak yerine daha farklı bir rakiple oynamak isteyebilirdim. D4, D5 oynayalım peki. Belki Slav, Vezir Gambit'i. Bu tarz şeyler son zamanlarda oynamaya çalışıyoruz. Vezir Gambit'i videoları çekmiştim. Vezir Gambit oynamıştım. Slav oynamamıştım. Slav oynayayım. At F6. Vezir Gambit'ine göre C8'deki filin önünü daha rahat açık bırakan bir varyant bu. Ancak şimdi oynarsam aldıktan sonra Vezir B3 oynuyor. O yüzden önce bir A6 yapayım sonra fil F5 oynayayım. Peki fil F5 oynayayım. Söz verdiğim gibi Vezir B3'lere artık kale A7 gibi şeyler yapabiliyorum. At D7 mesela. Peki. E3, E6. At H4'ten çekinmeli miyim acaba? Önce bir neyse E6 oynayalım bakalım rakibin fil D3 mü fil E2 mi? Evet şimdi belki artık zamanı olabilir. Çünkü at H4'de fil kaçacak yerim yok. Fil D3 oynarsa almak isteyebiliriz. Fil E7 gelişimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Rok rok peki. Burada E5 veya B6 sürüşlerini yapabilirsek çok mutlu olacağız. Bunun için bir adım atıyorum. Nasıl bir adım? Hem pozisyonum biraz sıkışık hem de E5 sürüşünü doğal olarak hazırlamak istiyorsam eğer fil F6 gibi hamlelere ihtiyaç duyabilirim. Rakibim de gördüğünüz gibi C5 hamlesiyle başlayan stratejisini sürdürmeye çalışıyor. B5 oynamak istiyor.
Peki file faltı yaparsam B5'e alıp C5 karesinde alış gerçekleştirebiliyorum. Şu an tuzak kurmuş oldum kendimce. Kale E8'de oynamak istiyorum. Nasılsa fil D6 geldiği zaman kalemi oradan kovalayabilir. Evet, bunu beklemiyordum. Şimdi hesap etme zamanı. Çünkü rakibin piyon yapısı hassas hale gelecek alıştan sonra. Aldım diyelim ki aldı ve A5 yaptım. Buradaki zinciri parçalamaya çalışıp at C5 yemeye çalışabiliriz. Ama ne kadar iyi, ne kadar kötü belli değil. Tabii atla alırsam da aynı şeyi yapmaya çalışabilirim file 7'den sonra. Peki. Burada düşüneceğim. Çünkü bence at E5 hamlesinin bir şekilde cezalandırılması lazım. O zaman düşünelim. Aldık. E5'teki piyonu bile yemeye çalışabilirim ama vezir D4 oynuyor. Devamını göremedim. F6 mesela alıyor. E5 yapıyorum. Fili geri kaçıyor. Vezirini alırsam vezirimi alıyor. Belki vezir B8 aynı amaçla iyi olabilir ama burada çok zaman kaybetmek istemiyorum. Biraz düşünelim. Fil alır E5. D alır E5. A5. Peki. Bu değerli filden vazgeçmek pahasına bunu yapıyorum. Aha, böyle oynadı. Bu daha iyi benim için. Bunu da alıp evet, bunu da alıp daha kolay oynayabilirim diye düşündüm. Mesela yine vezir C7, vezir buraya gelmek istiyor galiba. O yüzden böyle mi oynasam acaba? Gerçi vezir D4 yine oynasa ne yapacağım o zaman? Çok emin değilim. Peki A5 önce yapsam, B5 oynasa? Bu vezir D4 geliyor olması önemli bir fikir. O yüzden belki bunu göz önünde bulundursam iyi olacak. Direkt F6 oynasam mesela. F6 aldı. F6 oynayalım peki. Çok bir şey göremedim hızlı. Zaman da kaybetmeyelim. Rakibim az önceki oyunun etkisiyle belki hızlı oynamak istiyor. Yani haklı olarak tabii ki. Hoş olmayan bir pozisyon elde etmişti. Peki alıp vezir F6 gelsem ve geleyim. Dediğim gibi biraz hızlı oynamaya çalışacağım bunu. Çünkü bu pozisyonun kötü olmaması gerekiyor bana. Ki bunu hiç beklemiyordum. Peki. Rakibim alan üstünlüğüne kuruyor oyununu. Alan üstünlüğünden faydalanmak istiyor. Ama tabii ki biraz riskli oynuyor bir yandan da. Bakalım cezalandırabilecek miyim? Evet, E5 piyonu biraz zayıf. Fil F5. Fil F5 peki. Hatta direkt piyonla mı almak daha iyi acaba? Aldı, piyonla aldım. Acaba nasıl yapabilirim onu? Almadı peki. Rakibim artık tamamen beraber yapmaya çalışıyor gibi izlenim yarattı bende. O yüzden ona istediğini vermemem lazım. Alırsam nasıl geliştireceğim pozisyonu? Alıyorum, alıyorum. Kareyle geliyorum, alıyorum, alıyorum. Geliyor, geliyorum, geliyor, geliyorum. Geliyor. Nasıl geçeceğim oradan? İğne deliğinden geçmem gerekiyor. O kadar kolay değil. Peki kale E8 geleyim. Biraz daha yavaş oynayalım. Çünkü alırsa piyon kaybedebilir. Peki. Açık dikey ele geçirmeye çalışsam E6'yı nasıl koruyacağım? Peki. Şu anda rakibimin neden hızlı oynadığını daha iyi anlıyorum. Avantajı nasıl değerlendireceğim ki? Çok kolay değil. Peki kale E7. En azından yavaş yavaş fil G6 ile belki devam etmeye çalışabilirim. Küçük bir tuzak. Fil G6 oynayamıyorum henüz. Fil D3. Fil D3. Peki hadi bakalım. Kalemin pozisyonunu çok beğenmedim. Evet, rakibimden beklenmedik bir hata. Ah, geri alma teklifi gönderme lütfen. Hayır. Zamanımı oynuyorsun zaten kardeşim. Bu kadar olmaz. Yavaş oyna sen de. Allah Allah. Peki. Evet, Yıldırım'ın kötü yanı bu tabii ki. Maalesef. Evet. Ya bu pozisyon da iyi olmalıydı ama geri alıp oynamaya çalışmak istemedim. Çünkü rakibim adeta ilk gördüğü hamleyi yapıyordu. Hatta bir oyun daha oynayabilirim belki. Çünkü çok hızlı iki tane oyun oynadık. Bu oyun da analiz edildi. Tamam. Eğer 5 dakika oyun hızlıca gelirse çok sevinirim. Aynı oyuncu gelmezse çok sevineceğim. Biraz çeşitlilik olsun istiyorum. O yüzden aynı oyuncuyla oynamak istemiyorum.
Tamam. İlk oyunda aslında çok ilginç şeyler oldu. Yani şu anda ben oyun aratıyorum bu arada. İtalyan oynamak isteyenler için genelde günümüzde artık neredeyse herkes A4 oynuyor bu pozisyonda ama eski varyantlar da fena değil. Rakibin belki teorisine çok hakim değildi ama bu da oynanmayacak bir şey değil. Rakibin belli bir yere kadar ana varyantı takip etti ama D5 oynamadı. Ben bunu ağır partide oynamıştım. En son nerede oynadığımı hatırlamıyorum ama 2017'de Sırbistan'da oynadığım önemli bir oyun vardı. En azından uzun teoriyi takip ettiğimiz bir partiydi. Rakibimle, bir fido ustasıyla. Kolovic, pardon. Kimle oynadığımı hatırlamıyorum. Kolovic değil o. Başka bir oyuncu. Normalde siyahın D5 oynaması gerekiyor. Oynamazsa ne olduğunu aslında az çok anlamış olduk. Çünkü D5 veya D4 sürme savaşı var burada ve kim önce başarırsa bunu onun bir inisiyatifi olacak. Yani üstün kalma iddiası olacak. Dolayısıyla rakibim bu uzattıkça bunu, örneğin fil D6 oynadı, D5 sürmedi. Burada D5 oynayabilirdi söz gelimi. Yapmadıkça bir takım sorunlarla karşılaşma ihtimali arttı. Çünkü D4'ten sonra beyazın sadece merkezi olmuyor, aynı zamanda taşları kovalama şansı oluyor. Maalesef rakip bulamıyorum. Yani 3 artı 2 arayayım bari. Yani yoksa videoyu bitirmek zorunda kalacağım. 10 dakikada da böyle bekliyorum. Neyse 3 artı 2 daha hızlı geldi. Devam edelim aynı şekilde. E4, C5 oynayalım. Bakalım Sicilya Neidorf'umuzu geliştirebilir miyiz? Çünkü Neidorf'ta birkaç oyun oynama şansımız olmuştu, hatırlayacaksınız. Sveshnikov'da oynamışlığım vardı. Evet, yine aynı varyant. Bakalım kıvırabilecek miyim bu sefer? Fil E6. Daha önce uzun teoriden çıkamamıştık. Kötü kalmıştık. At D7 oynayalım. Fil E7 belki daha sonra. F3. Bu sefer H5 oynayayım mı acaba? Çünkü değişiklik olsun. Belli ki az önceki varyantları rakibim ya da neyse aynısını oynayalım. File 7 oynayalım. Peki. Aynısı olursa aynısı olsun. Ne yapalım? G4 veya uzun rok. Yani aynısı olur da kaybedersem üzülürüm tabii ki. Çünkü hazırlıksız oynanacak açılışlar değil bunlar. Evet, şimdi B5 oynamak istiyorum. Daha erken de B5 oynanabilirdi. Evet, rakibim de oynadı. Evet, G5, B4. Böyle bir teori var. Evet, alıyor, alıyorum. Şah çekerek almak istediğim için önemli. Peki atla almam gerekiyor sanırım. Ve rakibim at A5 oynayacak galiba. Evet. Peki. Kale C8 sanıyorum ana varyant. Kale C6'ya koyma fikriyle örneğin at C6, vezir D7, at E7, vezir E7 ve daha sonra veziri kaçtıktan sonra kale C6 yaparak A6 piyonunu koruyorum. Peki vezir D7 oynasam ne olur acaba? Rakibim hızlı oynadığı için improvize etmek istedim vezir D7 ile ama. Neyse ana varyantı oynayalım o zaman. Kale C8, at C6, vezir D7. Aldık. Fil çifti var rakibimin. Kale C6 oynamak zorundayım. Piyonlarımı güvenli bir şekilde koruyacağım. Kale G1. Peki rakibim ne yaptığını biliyor sanırım. Umuyorum ben de ne yaptığımı bilir bir şekilde oynayabilirim. Peki şimdi ne yapacağız? Fil H6 falan gelmek istiyor olabilir. Bu kaleyi buradan çekmek istiyorum ama kale D8 mi oynasam? Yoksa kale C8 mi oynasam? Kale C8 geleyim. Bu gözüme daha doğal göründü. Eğer fil H6 gelirse savunma yapmaya çalışabiliriz. Evet, kale C2'yi feda etti. Evet, Neidorf'un maalesef böyle bir sıkıntılı yanı var. Eğer ne yaptığınızı bilerek oynamazsanız çok can sıkıcı. Peki. D5 oynamaya normalde çalışmam gerekir ama olmuyor. Vezir C7 oynasam. Bu oyun sonunda çok hoşuma gitmedi doğrusu. Vezir C7. Peki vezir B7 oynasam. Nasıl olur? Vezir B7. Oynayayım peki. Oyun sonuna gitmek iyi değil gibi. Bu 3 artı 2. Sürekli yeni zaman dilimlerinde oynamak iyi bir şey değil. Çünkü konsantre olmanız güçleştiriyor. Evet, B3 oynadı. Yine alsam, alsa. Yani bunu artık niye almıyorum? Feda yapamıyor muyum? Fil A6'ya. Bir dakika, aldım. Fil A6 aldı. Vezir A8 çektim geriye. Yani bir şey elde edebilir miyim acaba? Yani kaleci alınabilir gibi duruyor ilk bakışta çünkü. Kale C3 oynasam yine A6 boşta kalıyor. Her seferinde A6 boşta kalıyor, değil mi? Burada ana fikir bu. A6'nız boşta kalıyor. Peki. Kale C2. Biraz heyecan mı diyelim? Ne yapalım? Alalım mı bunu?
Çok da heyecanlı olmuyor sanki. Alıyor, bunu alıyor. Sonra bir de bu gelip bunu alıyor. Ama diyelim, biraz heyecan diyelim, bakalım ne olacak. Kaleci 2. Rakibim neredeyse hiç düşünmedi. Sanırım pozisyonu biliyorum, Mehdi. Ezra 8. Hani biliyor derken pozisyonu bilmiyor olsa da belki tecrübeyle beraber bir şeyler, tecrübeyle birlikte bir şeyler söylüyor pozisyonuna. Oo, çok az zamanım kaldı. Peki böyle geleyim. Alırsa vezirle alamıyorum. Çünkü kale C1 oynuyor. Böyle alırsam kale... Ne? Vezir F6 almak istiyor. Dakika. Nasıl vezir F6 alacaksın ya? Önce bunu alsam. Peki önce bunu alayım. Ne? Bu ne böyle? Yine Neidorf'ta çok kötü oynadım. Ne oldu? Zamanım da bitti zaten. Of. Mehdi yaktın bizi Mehdi. Mat oldun mu? Bu ne? Hiç düşünmeden yendi bizi ya. Yine Neidorf'ta hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Yeter artık. Evet, 3 partiden analiz etmemiz lazım. Son parti canımızı çok yaktı. Maalesef. Bu Neidorf'u bir türlü beceremiyorum galiba. Ama olsun. Yıldırım'da becerilecek gibi değil zaten. Öğrenmemiz gerekiyor. Peki. Sondan başlayalım. Çünkü kaybettik ve dümdüz kaybettik. Rakibim neredeyse hiç düşünmedi. Zaten biliyor sanırım varyantı. Peki ben de öğreneyim. Kale G1'i tamam. Şah B1 de tamam. Burayı da hızlı oynadı zaten. AD5 yapılabiliyormuş. Vezir B7 benim gibi oynayan birisi de varmış. O da kaybetmiş. Büyük usta. Clementi Sishev sanırım bu. Rus büyük usta ama belki Yıldırım'da oynamıştır. Evet, rakibim zaten mükemmel oynadı. Evet, makine gibi oynamış gerçekten. Biliyor pozisyonu sanırım çünkü hiç hata yapmamış ve burada gördüğüm kadarıyla hiç şüpheli hamlesi de yok. Yani tertemiz dümdüz kazanmış Mehdi. Mehdi yaktın bizi Mehdi. Bir dakika. Şimdi o zaman öğreneceğiz bunu. Bu varyantlar force gidiyor, o yüzden öğrenmek zorundayız. Peki D5 hamlesi varmış. Öncelikle bunu öğrenelim. Buradan ne çıkartacağım? Çünkü normalde bu boşta gibi görünüyor. Alıyor ve alıyor gibi görünüyor. Ancak görünüş aldatıcıdır çünkü belki burada bir şey vardır veya bu pozisyonda bir şey vardır. Şimdi bunu araştırmamız gerekiyor. Kale D8'ler yok gibi. Acaba neyi kaçırıyorum? Zaten oyunda da görmediğim için biraz düşünüp mesela şöyle bir fikir düşünmüştüm. Arkadan mat yapma fikriyle vezir çünkü arka tarafı koruyamıyor ama daha sonrasında bir şey göremedim fil kapattığı takdirde. Dolayısıyla ED5'ten sonra burada bir şey uydurmam gerekiyor. Belki de az önce gördüğümüz varyantı en uygun şekilde oynayabileceğimiz vaziyet budur. Aldı, 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 aldı. Belki de kale C2 yapmam gerekiyordur. Ve atak yapmaya çalışmam gerekiyordur. Çok emin değilim. Bu arada makine analizini açmadım ama makine analizi açacağım için birazdan burayı paylaşalım. Son oyun yine hiç Neidorf'ta, yani bir şeyin üzerine gitmek çok iyi arkadaşlar bu arada. Açılışın üzerine gitmek, kontrol etmeye çalışmak çok iyi. Ama böyle çok fazla kaybetmeyi göze almanız lazım. Özellikle rakibiniz benim gibi böyle hatasız oynamışsa. Ortalama santipyon kaybı 11 yani. Bu nasıl yenebilirim ki? Daha çok zorlayabilmem gerekiyor. Peki bakalım artık. Ortaya saçılsın sırlar. Peki. Ben bu pozisyonda D5 hamlesini oynamadım ama makine elbette D5 hamlesini öneriyor. E-D5, at D5, kale D5, fil D5, vezir D5, kale D6 tek hamle ve vezir kaçtığı takdirde kale D1 varyantı gösteriyorum ve burada tek kazanan hamlemiz var. Bunu görmek zorundasınız. O da vezir C5. Yani hem burayı istiyorum, hem potansiyel bir saldırım var, hem file saldırıyorum açmazda olduğu için. Şimdi nasıl koruyacak? Söz gelimi vezir kaçmaya çalışıp kalesini korursa C2'den ikinci hamlede mat oluyor. Kalesini yan tarafa kaçmaya çalışsa bu sefer de mükemmel saptırma hamlemiz var. Kale E1 çünkü vezir C2, vezir E2, vezir C2, vezir C1 mat olacağı için yani alıyor, alıyorum ve şah çekip mat yapıyorum. Bu yüzden alamıyor. Bilmemiz gereken bir varyant elbette ki çok eskiden beri Topalov, Grischuk gibi oyuncular oynamışlar bunu.
Ana varyant filge 5 veya b3. B3 yine oynanmış bir hava deliği açma fikriyle fakat izin veriyor ilerlemeye. Filge 5 hamlesi de4 ile yanıtlanmış daha önce. fe4 ve şah8 oynanmış ama buradaki isimlerin hiçbirini bilmiyorum. Hepsi yazışmalı olma ihtimali yüksek olan partiler. Fakat ne öğrendik? Burada ana varyant d5'miş. Güzel. d5'i bir kez daha sorgulayalım. Tabii ki en başta almasını sorguluyoruz. Alıyor, alıyoruz. Alıyor, alıyoruz. Ve kale d6. Kale içeri gidiyoruz. Vezir c5 oynuyoruz ve rakibimiz bütün saldırıları koruyamıyor. Veziri örneğin ben böyle kaçmıştım. Kale d1'e böyle kapatmıştım ve vezir c5 hamlesinde savunma yok. Adeta bütün kaleler saldırı altında. Güzel bir varyant, güzel bir tuzak. Güzel bir öğrenim yöntemi. Vezir b7 oynadık. Peki bu da oynanmış daha önce. b3. Kale alır c2 çok kötü hamle. Fil a6. Vezir a8. Kale d6. Bunu öngörmüştük aslında. Kale c6. Vezir e5. Rakibim yine güzel bir hamleyle cezalandırdı beni. Hamlem olmadığı için bunu aldım. Hani vezir d6 alırsa belki kale c6 oynarım. Yine geri dönerse ben de bunu isterim. Fil b3 vurup b2 korumaya çalışırım diye düşünmüştüm. Ama rakibim burada da güzel oynadı. Aldık aldık ve burada yapacak hiçbir şey yok. Ben tabii ki mat olmasam da kalite fazla rakibim ve birkaç piyon da fazla. Bu oyun çok kötüydü ama yine de öğretici benim açımdan. Yani güzeldi. Kaybetmek güzel olabiliyor gördüğünüz gibi. Diğer oyunlara bakabiliriz hızlıca. Bunları daha büyük keyifle anlatabilirim. İtalyan açılışında arkadaşlar tıpkı İspanyol açılışında olduğu gibi C6'daki ata karşı oynamaya çalışıyoruz. Yani at F3'ün amacı rakibin atını C6'ya koydurup ondan sonra ona karşı oynamaya çalışmak. Özellikle fil C4 veya fil B5 oynuyorsanız. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki C3 hamlesiyle yapıyoruz. Kendi atımızı C3'e koymuyoruz ki konulan varyantlar var. İsterseniz yapabilirsiniz bunu. Ama rakibin atını kısıtlamaya çalışıyoruz. Ve bu at hem oyunsuz kalıyor hem de oradan uzaklaştığı zaman D4 sürüşü daha etkili oluyor. Çünkü o at aynı zamanda E5 karesini de korumaya çalışıyor. Rakibim rok attı. H3 oynadım. H3 tabii ki kale E1'leri hazırlayan da bir hamle. Çünkü belki bazı durumlarda at G4 gelmeye çalışabilir. Yani şu anda gelemiyor ama kale E1'e at G4 yaparsa çünkü D4 oynama şansım olabilir. Bu arada bu pozisyonda D4 yok galiba. Şu anda kale 2'yi yan tarafta görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kale 2 demesinin sebebi şu olabilir. Çok eskiden bir kitap vardı. Satrançta açılışlar ve tuzaklar olabilir. Bizim eski satranç kitaplarına yani erişimimiz vardı. Çok az kitap vardı çünkü. Şöyle bir oyun hatırlıyorum. Böyle bir fikirden ötürü belki D4 hamlesini hemen oynayamıyor olabiliriz. Bu tipik bir standart tuzak. H2 ve F2 aynı anda istiyor. At F3 de korumaya çalışırsa o kitapta verilen oyun şöyle bitiyordu. Tabii tam hamleler böyle değildi ama vezir G1 yapıyordu ve boğmaca matı oluyordu. Yani çocuk aklımla bu oyun aklımda kalmış. Buna benzer tema aklımda kalmış. Hala bu temaları hatırlayabiliyorum. Yani belki çocuk aklımla okuduğum için hatırlıyor olabilirim. H3 oynadık. H6, kale E1, A6, fil B3. Dediğim gibi burada artık herkes A4 oynuyor. At A5 fikrine fili saklama ve aynı zamanda B5 sürüşünü kesme fikriyle aynı zamanda ilerlemek de istiyorlar zaman zaman. Ama ben eski varyantı oynamak istedim. Fil B3, at D2, Steinitz'in at manevrasını yapmak istiyorum şimdi. Rakibim burada D5 oynamalıydı. Ve bu varyantı ben daha önce oynamış idim. Yani bu pozisyonlar oldukça zengin. Siyahın fili C5'te olduğu için fil F8'e dönme fikri var. Erken D5 yaptığı durumlarda. Bazen siyah filini A7'ye döndükten sonra D5 oynayabiliyor. Böyle yapabiliyor. Bu da mümkün. Ama D5 mutlaka oynaması lazım. Bence bu durumda oynamak daha da elverişli. Çünkü fili örneğin alıp o fili kovalarsak B4 ile F8'e dönmek imkanı var. Bu şah kanadına gelecek bir saldırıyı oyunda gördüğünüz fedai örneğin çok rahat göğüsleyebilecek bir hamle. Fakat rakibim vezir D7 oynadı. At F1, fil B6. Fil B6, fil A7 gibi aslında D4 hamlesinden kaçınan bir hamle. Örneğin boş hamle yaparsa D4 oynadığımız zaman D5 çatal atarak gelmek istiyoruz ve bu bizim için avantajlı bir durum yaratabilir. Rakibim bundan kaçınmak istedi. Tabii ki hani maksimum zararı vermek istiyorsa kaleme saldırmalı. D5 oynadığım zaman da kalemi almalı belki. Fil B6 veya fil A7 fili tempodan kurtarıyor. At G3 ve ben atın uzun macerası sonunda neden atı C3'e çıkmadığımı, rakibin atına nasıl bir engel koymaya çalıştığımı belirtmiş oluyorum böylece. O da genelde aynı şeyi yapıyor. Atı G6'ya koyup kendi kötü atını iyileştirmeye çalışıyor ki parti de öyle oldu. At E7 geldi ancak D4 oynadım. Ve artık beyazlar biraz üstün diyebiliriz çünkü D4 yapmak çok önemli bir pozisyonlarda. Fil E3 oynadım. Burada aslında D5 oynamak yine mümkün olabilirdi. Ancak E5 çok iyi olmazdı. Böyle merkeziniz varsa rakibinizin böyle rahatlıkla taş kesmesine izin vermemeniz gerekir.
pozisyonda siyahın bir problem olması için sebep kalmadı. Çünkü veziriniz yok ve e5'teki piyon vezir varken daha etkili olacak. Söz gelimi veziri buraya koyup bir mat saldırısı düzenlemek istesek süper olabilirdi. Ancak e5 sürdüğünüz takdirde vezir yoksa o zaman tüm mat saldırılarınız suya düşecek. Belki de 5 olabilirdi benzer fikirle. Ama ben böyle oynamayı tercih ettim. Çünkü aklımda veziri c1'e veya d2'ye koyup feda yapma fikri vardı. d5, fil d7, vezir c1. Makine beğenmiyor ama oyunu gördüğünüz zaman aslında fena fikir olmadığını takdir edebiliyorsunuz. Rakibim çok hızlı oynamasaydı belki zorluk çıkartabilirdi. Vezir c1. Makineye göre fil d2 oynayıp fili buraya aktarmak. Yani şu anda otomatik analizi takip etmeye çalışıyorum. Makineyi açmadım ama filin pozisyonunu değiştirip e5 sürüşünü kolaylaştırmak daha iyi olabilirdi. Zira bu tip pozisyonlarda rakibin vezir kanadında çoğunluğu ilerlemeye çalışacak. Ben de merkezde ilerlemeye çalışacağım. Ve bu bana geçer piyon verecek. Vezir c1, at g6 ve fil h6 vurdum. Makine bunu da beğenmiyor ve yine ısrar ediyor. Fil d2 oyna, sen filini buraya git, daha basit ilerle. Aldım aldım ve rakibin bu pozisyonda tek hamleyi bulması gerekiyordu. Doğrusu bu hamleyi pratikte bulmak kolay değil. Az zamanda oynasanız ben de bulamayabilirim. Çünkü beyazın ne istediği tam belli değil. Tamam, at, biz ne istediğimizi oyunda gördük. At h7, at h5, vezir f6 gelemiyor ve oyun bitiyor. Çünkü rakibimin tehdidi bu. Eğer hani başka bir hamle yaparsam rakip vezirini gelip savunma yapmaya çalışacak. Hatta bu hamle de o kadar iyi belki ama savunma yapmaya çalışmasını anlayabiliyoruz. Hem vezir g7 dönmek istiyor hem de belki uygun olursa vezir f4'ten kesmek istiyor. Ama yine de bu hamle çok iyi değil belli ki. At h5'lere yine ikisini de yapamıyor. Burada devam etmesi lazım. Bu pozisyon tehlikeli olabilir. Tam emin olmamakla birlikte g7'den mat tehdidi rakibi zorlayabilir. Filmin de çaprazı açıldı çünkü. O yüzden rakibin fikri tamamen yanlış oldu ama hatırlayacaksınız ben videolarda fedaya at h7 işte vezir gelerek savunma yapmak önemli anahtar bir fikir demiştim. Rakibim de bunu ezbere yaptı aslında. Sorun şu, kale e5 gibi bir hamle oynamayıp örneğin vezirini gelse şu an bir şey istiyormuş gibi görünmüyorum. Ama şöyle bir problem var. At g5 gelme fikrim olacak. Ve at g5 gelme fikri at h5, at f5 yapmayı kolaylaştıracak. Tamam, rakibim veziri belki oynamak istiyor olabilir. Ama mesela burada belki daha iyi e5 gibi hamleler de olabilir. Rakip vezire yedi sanırım. Doğru oynamış olmadı. Yani öyle düşünebilir. E5 yapıp buraya feda da yapmaya çalışabiliriz. Yani piyonu feda edip oynamaya da çalışabiliriz. Ama neyse, vezir e7 gibi hamleleri de şu an planım şu. Hatta rakibe boş hamle yaptırtayım. Böyle işte alsın mesela kalemi. Tam olarak yapmaya çalıştığım şey buna benzer bir şey. Atları böyle getirmek istiyorum. Ve eğer atımı yerse söz gelimi ikamede mat yapmak istiyorum. Bu da tipik bir tema. Tabii ki eğer kaleyi vermek zorunda değilsem, örneğin fil a5'e kalemi de kaçabilirim tabii ki burada. Normal oynayabilirim ama söylemek istediğim anlaşılmıştır umuyorum. Bütün taşlara saldırmak istiyorum. Ve kale e5'i bulmak gerekiyor. Siyah için önemli bir savunma teması olduğunu söyleyebiliriz kale e5'in. Çünkü 5. yata gelecek bütün atlara vurmak istiyor. Ve daha önemlisi atı direkt zaten yani alabildiğim yere koyuyor kalesini. Atla alabildiğim yere koyuyor. Fikrin ne olduğu anlaşıldı. Bir tane saldıran unsur azalınca savunma yapmak daha kolay olacak. Ve rakibim aslında şimdi at h7 bence oynamak istiyor. Eğer ben de örneğin boş geçersem at h7 oynayacak ve at h5'e artık vezirini gelebilecek g5 karesine. Ve bu güzel bir savunma teması olabilir. Peki diğer partiye de bakalım diyecektim. Çapraz tablodan belki görebilirim. Sayfayı yenileyelim. Diğer oyuna bakalım. Bu oyunda olanları hatırlayalım. Evet, burada da A6'lı oynadım. Aslında şunu söylemek istiyorum. Fil F5 direkt yapmış olsaydım çok eskiden beri bu pozisyonun beyazlara inisiyatif verdiği biliniyor. Her ne kadar büyük ustalar bu pozisyonu deneseler de siyahla biraz zor durumda kalıyorsunuz. Çünkü ikisini aynı anda saldırı altında tutuyor. Dolayısıyla vezirle örneğin savunma yapmak mümkün değil. Vezir B6 oynamak da aslında çok iyi değil. Bildiğim kadarıyla bu gambit beyazlara yani bir piyon ekstra veriyor inisiyatife göğüs germe koşuluyla. Ama bu pozisyon genelde beyazların iyi olduğu bir pozisyon. Bu fedayı yapmanızı çok önermem. O yüzden eğer fil f5 oynamak istiyorsanız, rakibiniz at c3 oynamışsa a6 oynamanızı öneririm. Çünkü örneğin rakibiniz e3 oynamış olsaydı o zaman fil f5 hamlesi gayet iyi olacaktı. Zira artık vezir b3'ler sadece b7 piyonuna basıyor. Örneğin pozisyonda vezir b3 yapıldığı anda vezir b6 hamlemiz gayet elverişli. Çünkü piyon falan feda etmiyoruz. At c3'te olmadığı için sorun yok. Rakibim bunu oynayınca a6 oynadım. Fil f5 çıkmak istiyorum. Rakibim c5 yaptı. En prensipli devam yolu hemen zayıflatılan yerlere göz dikiyor ve gelecekte oradan ilerlemek istiyor. At fil f5 oynadım. Fil f4 oynadı. At d7 oynadım. e3, e6, h3. Artık normalde at h4 yaptığı durumlarda fil kaçabilecekken fil en azından seyahat ettirebiliyorum birazcık daha.
ve hatta atı herhangi bir yer açıp rakibin atına da saldırabilirim. At G4 belki o kadar garip olmayabilir pozisyonda. Çünkü aldıktan sonra vezir alıp şah çekiyorum ve kaçtığı zaman alıyorum. Ve açarak saldırı başarılı oluyor. Rakibim bunu düşünerek H3 oynadı. Hem kendi filine yer açıyor. Benim de at H5'lerim var. Hem de benim atıma, filime saldırmak istiyor. File 2, file 7 buralar teoriymiş. B4 ve bu pozisyonda at E4 oynadım. Evet yani biraz teoriyi bilerek değil, fikirleri gözeterek oynamaya çalıştım. File F6, kaleye 8, E5 yapmaya çalışıyorum. Rakibimin kanat saldırısına merkezden ve şah kanadından cevap vermem gerekiyor. Aldı aldı, at D2, fil G6, A4. Fil F6, at F3 ve artık E5 sürmek istiyorum. Rakibimin alan üstünlüğü var. Beyazlar birazcık iyi olabilir ama kolay değil. Ve bu hamle kesinlikle kötü olduğunu düşündüğümüz bir hamleydi. Çünkü bütün avantajını yitiriyor. Siyahın tamamen dengeli bir pozisyon yakalamasına izin veriyor. Bu pozisyonda vezir D4 çok güçlü olacağı için F6 oynayıp hemen onu etkisiz hale getirmeye çalıştım. Velhasıl eşitlemeyi başardım rahatlıkla. Kale F8, fil F5. Rakibim sadece hızlı oynadı ve pozisyonu kapattı. Burada plan bulmakta zorlandım. Alarak rakibin piyon yapısını bozmam iyi olabilirdi fakat bir ilerleyiş göremedim. Makinede bu pozisyona yani siyahlara üstünlük veriyor ama nasıl bir yöntem veriyor? D4 mü sürmeye çalışıyor? Tam bilmiyorum açıkçası. Bakalım. Evet, D4 sürmeye çalışıyor ve bu kale finalini kazanmaya çalışıyor. Belki G5 yerine bunu oynamaya çalışabilirdim rakibin piyonlarını duble yaparak. Ancak Flaş 5 kaleye yedi ve bu beyazlara biraz üstünlük veren bir devam yoluymuş. Tabii ki biraz heyecanlı oynuyoruz ekleme olmadığı için. Ve rakibim burada kale F1 yaptı. Geri almak istemedim çünkü zaman sıkıntım vardı. Umuyorum beni bağışlarsınız arkadaşlar. Evet, 3 tane oyun oynadık ama gerçekten 3. oyun, kaybettiğim oyun daha öğretici göründü gözüme. Yani yanlış görmediysem daha öğreticiydi. 3 oyunda 2 tane kazandım ama yine rating kaybettim. 2700 olan daha yolumuz var. Umuyorum hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yorumlarda isteklerinizi belirtirseniz sevinirim. Beğendiyseniz beğen butonunu kullanırsanız yine gayet makbule geçer. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.